Herkese selam sevgili Teknolojioku takipçileri, ben Alperen. Bugün sizlerle beraber bir kontrolcü inceleyeceğiz. Bugünkü konuğumuz Monster Pusat Clutch Gamepad. Monster'ın ürün yelpazesinin bir hayli genişlediğini biliyoruz. Hem oyuncu ekipmanı tarafında hem de günlük kullanılacak ekipmanlar tarafında bizlere yeni ürünler sunmaya devam ediyor. Bu ürünlerden biri de Monster Pusat Clutch Gamepad modeli. Bu ürünü rakiplerinden ayıran önemli özellikler var. Bunlardan en önemlisini size bahsedecek olursam birden fazla cihaza aynı anda bağlanabilme. İlerleyen dakikalarda teknik özellikler tarafında geleceğiz ama bir ön inceleme olarak sizlere bazı özelliklerini takdim edeyim. Söz konusu model akıllı TV'lerde, telefonlarda, bilgisayarlarda rahatlıkla kullanılabiliyor. Dilerseniz tasarımıyla başlayalım. Cihazı elime aldığım zaman tasarım ayrıntılarını incelediğimizde piyasadaki gamepad'lere kıyasla PlayStation kolundan daha çok Xbox koluna benzer bir görünüme sahip olduğunu söyleyebilirim. Ama her ikisini de kullanan bir kullanıcı olarak ergonomik yapısıyla Monster Clutch Gamepad'in benden tam puan aldığını söyleyebilirim. Çünkü rahat bir kullanıma sahip. Aynı zamanda saatlerce oynasam bile eli ağrıtmıyor. Cihazın ön tarafına baktığımız zaman sol tarafında değiştirilebilir D-pad bulunuyor. Bu D-pad'in değiştirilebilir olması da özellikle yine konfor tarafında kullanıcılara rahatlık sunmayı amaçlıyor. Bu D-pad'in değişmesi de oldukça kolay. Yani eğer tırnağınız varsa rahatlıkla şu anda ekranda gördüğünüz gibi kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Bu oynayacağınız oyun türüne göre de tabii ki değişiklik gösterebilir. Siz hangi kontrolcüde daha rahat edebiliyorsanız o tuşu rahatlıkla takabilirsiniz. Bunun dışında sol üst tarafında bir joystick'imiz ve sağ alt tarafında yine asimetrik olarak tasarlanmış bir tuş dizilimi bulunuyor. Sağ tarafta ise X, A, YB olmak üzere 4 farklı tuş bulunuyor. İsimlendirme olarak yine Xbox kontrolcüsüne benzediğini söyleyelim. Üst tarafa baktığımızda ise back ve start tuşları bulunuyor. Aynı zamanda orta tarafta farklı renklere sahip olan bir home tuşu yer alıyor. Bağlandığınız cihaza göre değişebilir. Az sonra bu konuya da değineceğim. Bu home tuşunu da farklı kısa yollar için kullanabiliyorsunuz. Örneğin home tuşuna ve X, Y, A, B tuşlarından birine basarak farklı cihazlara aynı anda bağlanabildiğiniz için cihazlar arası geçişe bağlantı kopmadan yapabiliyorsunuz. Yani ben diyelim akıllı televizyonumu kumanda ediyorum. O sırada YouTube'da geziniyorum veya başka bir şey yapıyorum. O sırada telefonuma geçmem gerekti ya da o sırada bilgisayarımdaki oyunuma geri dönmem gerekti. Hemen home tuşundaki kısa yolları kullanarak telefonuma geçiş yapabiliyorum. Tasarım ayrıntılarıyla devam edelim. Buradaki iki kontrolcünün ortasında ise bir Monster logosu bulunuyor. Bu da turbo tuşu. İlerleyen dakikalarda da buraya da geleceğiz. Arka tarafında ise R1, L2 ve L1, L2 olarak adlandırıldığımız arka tuşlarımız yer alıyor. Bu tuşlar siyah. Gamepad'in siyah versiyonunda ise bu tuşların yeşil olduğunu da belirtelim. Aynı zamanda bu arka tarafta bulunan Type-C girişi bir kapak görevi de görüyor. Bu kapağı açtığımız zaman bir USB dongle ile karşılaşıyoruz. Bu dangle'ı 2.4 GHz bağlantılar için rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Anında eşleştirilebiliyor. Ve bu kapağın bir işlevi daha var. Şimdi benim de en çok sevdiğim kısma geliyoruz. Hemen yanına alalım. Bu kapağı konsolla beraber oyun oynamak istediğimiz zaman kullanabiliyoruz. Kutusunun içerisinden çıkan bu telefon tutucuyu tıpkı daha deminki yeşil kapağı çıkarttığım gibi siyah kapağı da rahatlıkla takabiliyorum ve bu kapağı taktığım zaman telefonumu yerleştirebileceğim bir alan oluyor. Ve bu yerleştirebileceğim alanda oyun oynayabiliyorum rahatlıkla. Yani şöyle ki hemen bir telefon takayım. Şöyle yan taraftan telefonumuzu aldık. Şöyle telefon tutacağımıza taktık. Şu şekilde bir oyun oynarken telefonunuzu konsolunuza bağladığınız zaman telefonu uzağa koymanıza gerek kalmıyor. Yani direkt şu şekilde elinizde tutarak ekranınıza bakıp rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Hatta bu tutucunun şöyle de bir avantajı var. Bu aparatı aynı zamanda bir telefon tutucu olarak da kullanmak mümkün hale geliyor. Hemen gösterelim. Bunu bildiğimiz kapağı çıkartır gibi rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Ve alt taraftaki ayağını açtığımız zaman burada standımız yer alıyor. Bunu bu şekilde koyduğumuzda telefon tutucu haline geliyor ve bu yeşil kapağı yerine takıyoruz. Taktığımız anda bildiğimiz kutu içerisinden çıkan aparatımız bir telefon tutucu olurken biz de uzaktan konsolla desteklenen oyunlarla Pusat Clutch Gamepad oyun azlığını maksimumda yaşayabiliyoruz. Bununla beraber hazır kutu içeriğindeki bu aparattan bahsetmişken kutu içeriğinden çıkan diğer şeylere de bakalım. Bir USB kablomuz geliyor. USB tip C'den tip A'ya şarj etmek için kullanılabiliyor. Gamepad'imizi şarj etmek için kullanabiliyoruz. Eğer ki şarjımız bitmişse ve o anda da gamepad'i kullanmamız lazımsa kablolu da kullanım mümkün hale geliyor. Bu da önemli bir avantaj. Bunu da dipnot olarak belirtelim. Bunun dışında yanında bir de D-pad'imiz çıkıyor. Bunu da zaten şu anda detaylarda görüyorsunuz. D-pad'i değiştirmek oldukça kolay. Bunun dışında bir de kullanım kılavuzu geliyor. Tabii ki bağlamanın falan çok kolay olduğundan bahsetmiştik ama kullanım kılavuzunda cihazlar arası geçişinde nasıl olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu kısa yolları zaten bir kere baktığınızda aklınızdan çıkmıyor. Dilerseniz cihazın teknik özellikleriyle devam edelim. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Monster Clutch Gamepad modeli çift kablosu denetleyici ile geliyor. 700 mAh'lik şarj edilebilir bir pille geliyor. Batarya bekleme süresinde ise ortalama olarak 12 saat karşımıza çıkıyor. Turbo modu özelliği var. Titreşim sensörü yer alıyor. Aynı zamanda değiştirilebilir D-pad yapısında olduğunu belirtelim. Bağlantı tarafında ise akıllı TV, Android telefon, Nintendo Switch ve bilgisayar desteğinin olduğunu da belirtelim. Evet, cihazın teknik özelliklerinden bahsettik. Şimdi gelelim kullanıcı deneyimine. Cihazın ilk olarak bilgisayar tarafında sunduğu hizmetlerden bahsedeceğim. Kapak tarafında bulunan USB dongle'ını bilgisayarıma taktığım zaman kolaylıkla bağlayabiliyorum ve açtığım oyunlarda da direkt olarak oyunuma tanımlanıyor kontrollerim ve herhangi bir tek tek tuş ataması gibi sorunlarla karşılaşmıyorum. Bu benim için önemli bir avantaj oldu. Çünkü benim için kullanılabilirlik tarafında bu işin kolay olması önemli. Örneğin ben bilgisayarda klavyemi mouse'la oynayabileceğim bir oyun oynuyorum ve bir anda sıkıldım. Alt F4 çektim. Dedim ki ben hemen bir el FIFA atayım dedim mesela. Arkadaşım dedi ki aradı beni o sırada. FIFA'da bekliyorum. Alt F4'ümü çekmişim mesela. Hani farklı bir gamepad'den bahsediyorum. Hani bağlantısı zor olan kalitesiz gamepad'lerden bahsediyorum. Açtığımızda bağlantı ayarı ayrı yapılır ya da bağlanmasını beklersiniz. Bağlandı mı bağlanmadı mı anlamazsınız. Veya oyuna girdiğiniz zaman tuşları tanımaz. Tek tek tuş atamaları yapmanız gerekir. İlk kullandığım zaman bu sorunu yaşamaktan çok korkmuştum ama USB dongle'ını taktığım zaman Monster Gamepad'i açtım. Oyunumu da açtığımda otomatik olarak tüm tuşları gördü ve rahatlıkla kullanabildim. Hazır tüm tuşlar demişken şimdi sizlere bu cihazda bir de en çok sevdiğim özelliklerden biri olan potansiyometreden bahsedeceğim. Bu cihazın R2 ve L2 tuşlarında potansiyometre bulunuyor. Peki potansiyometre nedir? Size kısaca ondan bahsedeyim. Tetik ayarının tamamıyla hassas olmasından bahsediyoruz arkadaşlar. Örneğin Forza Horizon oynuyorsunuz veya bir GTA 5 oynuyorsunuz. Gaza bastığınız zaman bildiğiniz üzere hani az bir şey bastığınızda araba yavaş yavaş gitmeye başlar ya. İşte Clutch Gamepad modelinde bu özellik mevcut arkadaşlar. Yani ben az bir şey basayım araba yavaş gitsin, ben tam basayım araba hızlı gitsin. Tam olarak hassasiyete her şekilde ayarlanabilir olarak geliyor. Bu yüzden şu arka tuşların hassas olması, potansiyometrenin olması bence kullanıcılar için önemli bir avantaj. Çünkü piyasadaki ucuz markaların satmış olduğu tuşlara baktığımızda sanki potansiyometre varmışçasına burada hassas bir yapı karşımıza çıkıyor. Ama açıyoruz mesela GTA 5'e az bir şey gaza basıyoruz araba bir başlıyor pati atmaya, kaymaya başlıyor falan. Yani herhangi bir hassasiyet söz konusu olmuyor ama burada tam da tasarım olarak bahsedildiği gibi bu hassasiyet ayarı mevcut. Yani oyun içerisinde bir nişan alma hareketi olur veya gaza bastığınızda yavaş yavaş gitme gibi işlevler olur. Bu konuda R2 ve L2 tuşlarının hassas olduğunu sizlerle paylaşmış olalım. Bilgisayar tarafında yaşadığım deneyime devam edeceğim. FIFA'yı açtım, oynamaya devam ettim. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. O sırada telefonumda bir oyun oynamak istedim ve telefonuma kolaylıkla geçiş yapma işlevini gerçekleştirebildim. Sonrasında bilgisayarımda bir araba yarışı açmak istedim. Araba yarışını açtığım zaman bir kaza yaptığımda, bir yere vurduğumda veya bir dövüş oyunu açtığımda, orada bir dayak yediğimde falan mesela kolun titrediğini rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. Bu da oyun hissiyatı tarafında bizlere mükemmel bir kullanım deneyimi sunuyor. Örneğin kaza yaptığımda hani kol bayağı titriyor ve hissiyatı çok güzel. Ben bunu çok beğendim. Şimdi gelelim telefon tarafına. Telefona da Bluetooth üzerinden bağlanmak oldukça kolay. Kol üzerindeki geri ve başlat tuşuna basılı tuttuğumuz zaman direkt Bluetooth eşlenebilir hale geliyor. Yani telefonunuza Bluetooth'la bağladıktan sonra Home tuşunun yeşil yanlığında belirtelim. Yani ben telefonumu bağladığım zaman buradan geri tuşunu ileri geri olsun. Yani Instagram'da bile dolaşabildiğim bir koldan bahsediyoruz ama tabii ki de ben Instagram'da dolaşmaktan bahsetmeyeceğim. Yüklediğim oyunlardan bahsedeceğim. Bu kolla beraber Dead Trigger 2 oyununu oynadım. Zombilerle savaştım ve şunu belirteyim, bu oyunun ayarları üzerinden şu joystick'in hassasiyetini bile ayarlayabiliyorsunuz. Bu da benim için çok güzel bir artıydı. Çünkü zombiler geliyor, dönüyorum. Çok hızlı dönüyor mesela. Hemen hassasiyetten kısıp rahatlıkla oyunuma devam edebiliyorum. Telefon tarafında oyun hissiyatında mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Hem telefon tutacağını uzağa koyarak hem de gamepad'e takarak kolaylıkla oynayabildim. Bağlantı tarafına devam edecek olursak Nintendo Switch ve akıllı televizyonlarda da tam optimize bir şekilde çalıştığını ve özellikle Nintendo Switch'te oyun kontrolleri sırasında kullanıcılara herhangi bir optimizasyon sorunu yaşatmadan tıpkı Nintendo Switch'in kontrolcüsü gibi tam optimize bir şekilde oyunlarınızı oynayabildiğinizde belirtelim. İncelememizde sona doğru yaklaşırken bir de bahsetmek istediğim şu konu var. 2.4 GHz'e bağlandığında bağlantı uzunluğu 10 metreye kadar bir çekim alanı bulunuyor. Yani eğer salonunuz büyükse, bir projektörden bağlanıyorsanız çok uzaktan bile gamepad'inizi kullanabilirsiniz. Bu da yine artı bir özellik olmuş. Aynı zamanda pil tarafına da hemen değineyim. Daha sonra incelememizin yavaş yavaş sonuna geleceğiz. 700 mAh'lik bir pilimizin olduğundan bahsetmiştik. Bu pil sayesinde 12 saatlik bir kullanım bizleri karşılıyor. Yani ben bir haftadır oynuyorum. Günde böyle 2 saat falan takılıyorum. Bir haftada hala şarjımı bitiremedim ki az önce de açtım zaten. Hemen bağlandı. Şu anda mesela telefonumda, az sonra inceleme bitince hemen bir Dead Trigger oynayacağım. Daha sonrasında artık bir şarj etmenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Çünkü bir hafta oldu. Her gün kullanıyorum. Yani kısaca bir ölçüm yapacak olursak çok yoğun kullanmadığım için 12 saatten fazla bir pil süresinde olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bu yine kullanıma göre değişir. Yani siz 12 saatten az alabilirsiniz. Çok daha fazlasını alabilirsiniz. Tamamen kullanıcıya göre değişecek bir veri olduğunu söyleyeyim. Evet, kısaca toparlamam gerekirse bugünkü inceleme konumuz Monster Pusat Clutch Gamepad modeliydi. Birçok artısı var. Özellikle potansiyometrenin olması önemli bir avantaj olmuş. Çünkü R2 ve L2 tuşlarını kullandığınız esnada tuşa bastığınızda tamamıyla hassas bir şekilde bizim bastığımız tuşun hassasiyetini özel olarak algılayabilmesi güzel olmuş. RGB aydınlatmasının olması yine güzel olmuş. Bu turbo modunu da yine çok beğendim. Özellikle titreşimli geri bildirim tarafında tam oyun hissiyatı yaşattığını sizlere ekleyeyim. Ürünün fiyatına gelmeden önce Monster'ın bizler için sunduğu iki güzel hizmetten de bahsedeceğim. İlk olarak Monster Express hizmetinden bahsedeceğim. Bu Monster Express hizmeti sayesinde kolay ve hızlı bir satın alma işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Örneğin web sitesinde yapılan alışverişlerde aynı gün ya da bir sonraki gün teslimat gerçekleşebiliyor. Zaten orada da görebiliyorsunuz. Yani verdiğiniz teslimat saatine göre aynı gün teslim almanız mümkün hale geliyor. Aynı zamanda verdiğiniz siparişi de gerçek zamanlı olarak bu hizmet sayesinde takip edebiliyorsunuz. Bir diğer hizmetimiz ise dijital mağaza hizmeti. Örneğin Monster Notebook resmi web sitesinde bir Monster ürünü gördünüz ve bu ürünü satın almak istiyorsunuz. Fakat kafanıza takılan bazı şeyler var. Web sitesi üzerinden satış temsilcileriyle görüşebiliyorsunuz. Ürün hakkında sorular olabilir, kargo hakkında soru olabilir. Yani merak ettiğiniz her şeyi oradaki satış temsilcileriyle anlık olarak görüşebiliyorsunuz. Örneğin o ürünü alırken o ürün hakkında merak ettiğiniz, kutu içeriğinde çıkacak bir ürün hakkında merak ettiğiniz bir şey vardır. Satış temsilcileri bu konuda bizlere yardım etmek için oradalar. Evet, şimdi geldik ürünün fiyatına. Bizim bu incelemeyi yaptığımız tarihte Monster Notebook resmi web sitesinde 899 TL'lik bir fiyat etiketi mevcut. Bu arada şu anda Pusat Clutch Gamepad modelleri için bir kampanya mevcut. İlk modeli alana, ikincisi %50 indirimli. Piyasadaki farklı gamepadlerin 1000 TL'nin üstünde olduğunu biliyoruz. Özellikle potansiyometre sahip Gamepad'in 759 TL'lik bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor olması önemli bir avantaj ve uzun süreli kullanımlarda bile eli yormayan ergonomik bir yapısı var. Bu yüzden Monster Pusat Clutch Gamepad benden tam not aldı. Peki sizin bu ürün hakkında merak ettiğiniz bir şey var mı? Hangi oyun testini yapalım? Özellikle telefon ve bilgisayar tarafında yapmamızı istediğiniz oyun testi varsa bizlere yorum tarafında belirtin. Biz de sizler için bu Gamepad'i kullanarak farklı oyunlar test edeceğiz. Eğer yine kafanızın takıldığı da bir soru varsa yorumlar kısmında bizlere paylaşmayı unutmayın. Biz de sizler için hepsini okuyacağız ve değerlendireceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bizi de sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.